Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz haftanın videosunda 103-106 aralığına doğru bir hareketin yaşanabileceğinden bahsetmiştim. Şu an yaşadığımız süreçte 103 seviyesini geçmiş gibi görünüyoruz. Şu an tam o seviyedeyiz. Teknik olarak hareketin 104-500 ve 106.000'e doğru devam etme olasılığı var. Bu biraz yurt dışına da bağlı olacak. Yurt içinde olumlu gelişmelere de bağlı olacak. Burada hareketi yukarıya doğru sürükleyen belli başlı hisseler var. Hala geniş ve tabana yayılan bir yükseliş söz konusu değil. Yükselişin yukarıya doğru devam edebilmesi için özellikle bankaların ve ağır sanayi hisselerinin de katılması gerekiyor bu yükselişe. Daha önceki trendlerde de hareket gene küçük hisselerle başlamıştı. Daha sonra bankaların ve en sonunda sanayi hisselerinin katılımıyla yeni zirveye gitmiştik. O yüzden takip edilmesi gereken şey buralardan daha yukarılara doğru bir hareket olacak ise önce bankaların bu ralliye katılması, daha sonra da ağır sanayi hisselerinin. Ağır sanayi hisselerinden kastım nedir? İşte Ereğli, Kardemir, Tüpraş, Petkim ve bunların muadilleri, diğer büyük sanayi kuruluşları, bunların da ralliye katılması gerekir endeks yukarıya taşıyabilmek için. Yoksa böyle küçük hisselerle, yan hisselerle, manipülatif hisselerle gidip gelebileceği maksimum yer zaten buralar. Bu arada teknoloji hisseleri tarafında bir balon oluştuğunu düşünüyorum. Gelen kar oranlarıyla çok orantısız bir fiyatlama söz konusu. Bu tarafta dikkatli olmakta fayda var. Borsa ile ilgili önümüzdeki hafta benim takip edeceğim ana seviyeler 101.500 seviyesi. 101.500 seviyesi aşağıya doğru geçilirse İlk aşamada 99.800 önemli bir destek olacak. 99.800'ün altında da 97.000'e doğru sert bir hareket yaşanabilir. Bütün bunlar yurt dışından gelebilecek haberlere bağlı olacak arkadaşlar. Zaten bayram nedeniyle biz 2 gün tatiliz. Bu süreçte yurt dışını yakın takip etmekte fayda var. Nasıl bir açılış yapacağımızı hep beraber izleyeceğiz. Malum sebeplerden portföy içeriklerine dair paylaşımlarımı veya hangi hisseleri alıp sattığıma dair paylaşımları YouTube veya Twitter gibi mecralardan yapamıyorum. Ancak haftalık bültenimde beğendiğim hisselerin veya dolar vesaire gibi bazı paritelerin önemli seviyelerini, teknik çizimlerini ve benim portföyümdeki değişimlerine dair paylaşımlarda bulunuyorum. İlgilenen varsa, merak edenler varsa, bu gibi analizlerden faydalanmak isteyen varsa haftalık bültenime üye olması gerekiyor. Bunun dışında bu hafta YouTube'da katıl butonunu da aktif ettim. Önümüzdeki süreçte canlı yayınlara başlayacağız. 4 farklı üyelik çeşidinden birini seçtiğinizde canlı yayınları izleme, canlı yayınlarda soru sorabilme veya kendinize özel analizler talep edebilme gibi seçenekler olacak. Detaylarını sağ üstte paylaştığım videodan izleyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için yapmanız gereken şey YouTube'da kanalımda bulunan katıl butonuna tıklamak olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar.